Ahmet 6x kare eksi 18x artı 12 ifadesini çarpanlarına ayırmak istiyor imiş. Bu terimlerin en büyük ortak çarpanının 6 olduğunu bulup aşağıdaki alan modelini oluşturmuş. Ahmet'in kullandığı modeldeki uzun kenar uzunluğu nedir? Hadi bakalım, her zamanki gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Şimdi birlikte yapalım. Bu soruyu çözmenin farklı yolları var. Bir bakalım. Ahmet 6x kare eksi 18x artı 12 ifadesini çarpanlarına ayırmak istiyordu ve en büyük ortak çarpanın 6 olduğunu bulmuştu. O halde bu ifadenin 6 çarpı bir başka ifade olarak yazılabileceğini biliyoruz. Ahmet düşünmesine yardımcı olması için bir alan modeli kullanmış. Elimizde böyle bir dikdörtgen varsa kısa kenarının 6 birim, uzun kenarının da da şimdilik uzun kenar yazayım olduğunu biliyoruz değil mi? Buraya da evet uzun kenar yazayım. Evet kısa kenar yani 6 ile uzun kenarı çarptığımız zaman alanı buluruz değil mi? O halde bu ifadenin de bize alanı verdiğini düşünebiliriz. 6x kare eksi 18x artı 12. Ekrandaki çiziminde bunun aynısı olduğunu fark ettiniz. Farklı olan toplam alanı bizim için 3 parçaya ayırmış olmaları. Pembeye boyalı parça 6x karenin olduğu, maviye boyalı alan eksi 18x'in olduğu ve turuncu alanda 12'nin olduğu alan. Bu arada bu parçalar ölçekli çizilmemiş. x'in neye eşit olduğunu bilmediğimiz için uzunluklar da gerçek değil amaç toplam alanı daha küçük alanlar olarak gösterebileceğimizi görmek ve bunun sayesinde de küçük parçaların kısa kenar uzunluklarını daha kolay bir şekilde bulup toplamlarını alınca da uzun kenarın uzunluğunu bulabilecek olmamız. Peki bu kenarla başlayalım. 6 ile neyi çarparsak 6x kare elde ederiz. x kare öyle değil mi? 6 çarpı x karenin sonucu 6x kare olduğu için pembe ile boyalı alanın uzun kenar uzunluğu x karedir. Benzer şekilde maviye boyalı alanın uzun kenarı da 6 ile neyin çarpımı? Eksi 18x'e eşittir. 6 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 18 elde ederim. Buraya bir de x koyarsam yani 6 ile eksi 3x'i çarparsam eksi 18x elde ederim. Böyle değil mi? Ve son olarak turuncuya boyalı alanında uzun kenarını bulalım. 6 ile neyi çarparsam 12, tabii ki de 2. Şimdi bu küçük parçaların uzun kenarlarının neye eşit olduklarını bulduğumuza göre uzun kenarın toplam uzunluğunu da x kare artı eksi 3x artı 2 olarak yazabiliriz. Hemen yazıyorum x kare eksi 3x artı 2. İşte bu kadar. Sorunun cevabını bulduk. Bulduğumuz sonucu buraya yazarsanız parantezi açtığınızda 6x kare eksi 18x artı 12'yi elde edeceğinizi görebilirsiniz.